Bitcoin fiyatı bugün yani dün neden yükseldi? Bunun üzerine ve mevcut beklentiler hakkında konuşacağız. Genel hatlarıyla bu durumu değerlendireceğiz diyebilirim. Bitcoin fiyatı neden yükseldi? Bitcoin fiyatı yükseldi çünkü her şeyden önemlisi Bitcoin çok güçlüydü. Yani zaten katalize olmayı arıyordu. Katalize olmaya yer arıyordu. Ne dedik? BTC çok güçlü, elde tutma oranları yüksek, borsa arzı kıt. Yani yapılacak alım ve işlemlerde birim başına yukarı fiyat oynaklığı çok daha yüksekti. Dolayısıyla bu şekilde bir durum. Ha, tabii ki de bakın şu da çok önemli. Bu potansiyel anlamına gelir. Ve iş böyle devam ettikçe muhakkak bir gün katalize olur ve patlar. Fakat eğer yine de kısa vade hareketi yoksa o zaman bir olay olmayacaktır. Önceki hareketlerde biliyorsunuz zaten Ağustos ayında korkunç derecede hareketi yataya bağladı. Çünkü ne olursa olsun, ne kadar kıtlık olursa olsun eğer içerideki para yani içerideki oynaklık sıfırsa yüzde sıfırsa da sıfırdır, binde sıfırsa da sıfırdır. Ha, tabii ki de sıfır değildi ama anlatmaya çalıştığım şey ne olursa olsun para dönmüyorsa yine de belli bir eşiğin üstüne hareketleri götüremiyor, sağlayamıyor ve gerekli volatiliteyi vermiyordu. İşte son birkaç günde bunu verdi ve harekete kalktı. İkinci olarak katalize eden şey ne katalize etti? Birincisi tabii ki de ETF'lerin onaylanması ve yaklaşan bir ETF onayı ihtimali daha. Tabii burada piyasa içerisindeki kaybeden arkadaşlar maalesef şunu göz önünde bulunduramadılar. İşler onların istediği gibi olmuyor. İşler oluyor. Onlar ne yapıp yapmayacağı konusunda istediğini yapabilir. Arasında böyle bir fark var. Dolayısıyla zaten %99 ihtimalle SEC'in yeniden ETF'leri ertelemesini bekliyorduk. Yani çok özür dilerim. Aptal olmayan bir insan bunu anlayabilirdi. Nitekim aptal olduğumuzu düşünmeyerek bununla alakalı konuştuk. Ki pek çok tarafta zaten bunu söyledi. Yani piyasada kimse tutup şunu demedi. O konuyla alakalı çok rapor çıktı. Ben hiç rastlamadım ya da. Yani kimse tutup da SEC'in şu anda ikinci partide bunu yapacağını ve onay vereceğini kimse iddia etmedi ve herkes erteleme bekledi. Tam beraberinde ertelemeyi verince yine de fiyatlarda görmüş olduğumuz şeyi aldık. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı yaşandı. Fiyatlarda düşüş yaşandı. Velhasıl SEC'in kabul beklentisi de BTC'yi katalize eden bir unsur oldu. Nitekim ilk başlarda Bitcoin'in ne kadar güçlü olduğu ve ne kadar birim başına fiyat etkisinin yüksek olduğu şuradan da anlaşılabilir. Başlarda fiyat rallisi esnasında Bitcoin'in hacmi yalnızca 6-7 milyar dolardı. Yani bu kadar çok düşük bir hacme rağmen yine de BTC çok yüksek fiyatlara erişim sağlamayı başarmıştı. İşte bu da pek çok şeyi aslında bu noktada ifade ediyor. İkincisi Fed üyelerinin açıklamaları aslında beklenenden daha güvercin gelmesine rağmen yine de fiyatlardaki düşüşü tetikledi. Halbuki adamlar acaba ne diyecekti? Yani tabii beklenti neydi onu da merak ediyorum. Dolayısıyla bu şekilde bir olay yaşandı. Hatırlanması gereken ve hala kalıcı olan mesele şudur. Bitcoin hala çok güçlü. Bitcoin'den çok daha güçlü olan kısa vadede taraf altcoin'lerin tamamı. Yani altcoin'ler şu an evet Bitcoin'den daha güçlü demeyeyim, yukarı eğilimli. Yani BTC biraz yukarı hareket etse altcoin'ler resmen fırlayacak. Bakın uçacak. Gün içinde bununla alakalı da konuştuk. Ama tabii ilk etaptaki kısım
asıl önemli olanlardan. Bitcoin hareket ederse kısmı. Yine bunu da gün içindeki bir videoda biliyorsunuz ki değerlendirdik. Bitcoin yükseldi. ABD hükümetin kapanmasına ilişkin bilmece devam ederken yükseldi. ABD hükümetinin kapanmasıyla şu anda olayın bir alakası yok. Yani şu an yok. Çünkü ABD hükümetinin kapanma haberinden sonra evet fiyatlar ciddi yükseliş yaşadı. İkincisi ABD hükümetinin kapanmayacağı zaten günler öncesinde belli oldu. Yani günlerdir piyasada kapanmayacağı belli ABD hükümetinin. Daha doğrusu 45 günlük bir ertelemenin olduğu belli. Dolayısıyla mevcut yükselişte ABD hükümetinin kapanmasının veya kapanmamasının herhangi bir etkisi bulunmamakta. Bunu anlatıyoruz. Bitcoin'in Aptobur günleri başlıyor. Bitcoin'de hala yani son çeyrek açılımı örneğin Vandepop biliyorsunuz 40 bin dolarlara kadar yükseliş beklediğini açıklamıştı. Bu ihtimal hala devam ediyor mu? Tabii ki bu ihtimal hala devam ediyor. Piyasa her zaman bir denge halindedir. Yani piyasa potansiyeli varsa farklı sebeplerden yapamadığı bir hareketi bir gün muhakkak yapacaktır. Tabii ki bunu kim yakalar, ne kadar yakalar, nereden yakalayıp nereden tekrar bırakır? Ya bu da kişinin kendi durumuna göre çok fazla değişen bir meseledir. Aslında ana hatlarıyla konuştuğumuz şey bu şekilde. Başka ne diyor burada? Bitcoin yükselişe geçmesi. Ya bu arada mikrofonu kapatmışım. Evet. Şuna bir bakayım ki hala konuşabiliyor muyum? Evet konuşuyormuşum. Diyor ki geçmiş günlere bakıldığında tesadüf değil. Yani geçmiş günlerle tesadüf. Çünkü geçmişte Ekim'de yükseliş olmasıyla şu ankinin bir emin olun hiçbir alakası yok. Yani sıfır. Bununla olayın bir alakası yok. Her zaman söylüyorum Bitcoin tabii ki de katalize olabilir. Hala beklenen çok fazla olay, çok fazla husus vardır. Bakınız mesela 12 Ekim tarihinde ABD tüfesi açıklanacak olup tabii ki de piyasa içerisinde de büyük bir farklılık hareketi getirecektir. Ne noktada olacağını zaten ilerleyen vakitlerde konuşacağız. Nitekim açıklandıktan sonra da bunun üzerine yine konuşup etkilerini değerlendireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.